Bismillahirrahmanirrahim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımıza merhabalar diyerek başlıyoruz muhterem dinleyenlerim. Cenab-ı Hak maddi ve manevi rızıklarını kullarına yine yarattığı mahlukat vasıtasıyla ulaştırıyor. Kulları vasıtasıyla ulaştırıyor. Bizler de Rabbimizin hikmet ve irfan rızkını yine onun seçilmiş elçileri diyebileceğimiz hikmet ehli Rabbani alimlerin, ariflerin gönüllerinden, dillerinden tahsil etmeye çalışıyoruz. Elbette hakim olan Mevlamız dilerse kulunun gönlüne hikmeti bırakır ve onu kendi katından verdiği o hikmetlerle hakim kılar. Yüce Rabbimizden o rahmetini de niyaz ederiz hepimiz için. Zira hikmet verilen kimselere büyük hayır verildiğini Rabbimiz bize haber verir. Öyleyse bizler ancak hikmetin talibi olabiliriz, talebesi olabiliriz. Bu noktada bizden önce geçmiş bulunan Selefi Salihinin o hikmet verildiğine dair kendileri hakkında hüsnü zan beslenilen o büyüklerin sözlerinden, hallerinden kendi gönül azığımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün yine İbn-i Ataullah El-İskenderi Hazretleri'nin bir hikmetiyle buluşacağız. Der ki bu büyük zat, تَسْبِقُ أَنْوَارُ الْحُكَمَاءَ اَقْوَالَهُمْ فَحَيْثُ صَارَ التَّنْوِيرُ وَصَلَ التَّعْبِيرُ كُلُّ كَلَامٍ يَبْرُزُ وَعَلَيْهِ كِسْفَةُ الْقَلْبِ الَّذ۪ي مِنْهُ بَرَزٍ Devam eder hikmet. Ben tercümesini bir şekilde yapmış olayım. Şöyle buyuruyor İbn-i Ataullah. Hakim ve ariflerin nurları sözlerinin önüne geçer. Nur zuhur edince de söz hedefini bulur ve maksat hasıl olur. Söylenen her bir sözün üzerinde içinden çıktığı kalbin özel bir elbisesi vardır. Konuşmak için kendisine izin verilen kimsenin ifadeleri diğer gönüller tarafından kolayca anlaşılır. İşaretleri açık ve kolay bir şekilde idrak edilir. Hakikatler açıklanmaları için sana izin verilmediği durumlarda, güneş tutulması gibi onların da nurları tutuk, sönük ve zayıf bir durumda ortaya çıkarlar. Efendim, söz söyleyebilmek, Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği çok hususi bir ikram. Fakat sözler de, sözlerin kalitesi de söyleyene göre farklılık arz eder. Sözün aşılayıcı bir söz olması ve o sözden yeni yeni oluşlar meydana gelmesi sözden ziyade bir öz meselesidir diyebiliriz bu sebeple. Söz bir kalıptır, bir şekildir. Ruh nefhedilmedikçe içine bir maneviyat ruhu, diriltici nefes verilmedikçe o kalıp söz ölü sayılır. Ölü sözler yüreğe yük olur. Kalbe ağırlık olur. Kişiyi yükseklere çıkarmak bir tarafa, onu aşağılara doğru çeker. Gönülleri diriltmek yerine söndürür. İnsana heyecan aşılamak yerine onu dondurur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururlar. Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah hatırlanmadan yapılan çok konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse kalbi katı olan kimsedir
Tirmizi'de geçer bu hadis-i şerif. Demek ki söz gerçekten içinde bir ruh taşımaz ise insanın yüreğini donuklaştırır, sönükleştirir ve katılaştırır. Mevlana'nın hocası Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretleri bir sözünde şöyle buyururlar. Evladım, cevizin dış kabuğunu yemek nasıl mideyi bozarsa, kabuktan ibaret sözü dinlemek de kalbi zayıf düşürür. Sen ol, sözü haktan işitmeye bak. Henüz bu istidadın gelişmediyse o zaman da ehli hakikatin sözüne kulak ver. Özü olmayan sözü cevizin dış kabuğuna benzetiyor. Cevizin dış kabuğu insana ne fayda verebilir? Yememek daha faziletlidir. Almamak daha faziletlidir. Kur'an-ı Kerim sözün ıslah ve ifsad edici özelliğine sık sık vurgu yapar. Söz vardır, şeytana davetiye çıkarır Kur'an'a göre. Birliği bozar, dirliği bozar, huzuru bozar. Ama yine söz vardır, insanı inşa eder, ıslahı hal eder. Islahı beynen nas diye ifade edilen insanların arasını bulur, ayrılıkları bitirir, gayrılıkları bitirir. İnsanı pişirir, olgunlaştırır, gönlü doldurur. Sözün mahiyeti, söyleniş üslubu, daha da önemlisi söyleyenin kimlik ve kişiliği, sözün doğurduğu sonuçlarda son derece belirleyici bir fonksiyona sahiptir. Sözünüz doğru olabilir. Ancak o sözü nasıl söylüyorsunuz, ne zaman söylüyorsunuz, kime söylüyorsunuz ve bu sözü kim söylüyor? Bütün bunlar önemlidir. İbn-i Ataullah el-İskenderi Kuddise Sırru, işte bu konuları da bir şekilde içine alan çok ince bir sözle ilgili hassas bir noktaya dikkat çeker. O bu hikmetinde sözden ziyade sözü söyleyenin özüne nazarları çevirir. Der ki, hakim ve ariflerin nurları sözlerinin önüne geçer. Nur zuhur edince de söz hedefini bulur ve maksat hasıl olur. Söylenen her bir sözün üzerinde esasen içinden çıktığı kalbin özel bir elbisesi vardır. Onu ruhlar, gönüller hisseder. O elbise nasıl bir elbisedir? Ruhlara kasvet veren bir elbise midir? Yoksa sadırları genişleten, gönlü genişleten bir elbise midir? Huzur veren bir elbise midir? Hikmet ve irfan ehlinin gönüllerine lütfedilen Rabbani nurlar, onların etraflarında müsbet bir tesir halesi, bir enerji iklimi, pozitif enerji iklimi oluşturur. Özlerindeki nur, yüzlerinde de bakanlar tarafından ilk nazarda hissedilir. Bakışlarında ayrı bir enerji ortaya çıkar. Ve böylece onlar, daha söze başlamadan onların gönüllerinin bu nurları, muhataplarının iç alemlerinin açılmasına ve adeta kalp alıcılarının çalışmasına vesile olur. Önce bu müsbet enerji insanların kilitlerini çözer. Letaiflerini adeta çalıştırır. Öyle ki söz zuhura gelmese bile adına tasavvuf literatüründe feyz adı verilen manevi hal sirayeti içte bir operasyon başlatır. Sükût halindeki ariflerin yanında bulunan samimi kimselerde zaman zaman vecd hali, iştiyak, şevk ve gözyaşı ortaya çıkar. Farkına varmadan içlerine doğan duygular onlarda farklı
alemlere pencereler açar. İşte bu ariflerin sözlerindeki tesir ve tasarruf gücü, sözün kendisinden ziyade onlara lütfedilen bu Rabbani nurun neticesidir. Söz, nurla açılan ve hazırlanan kalbe adeta bir tohum gibi ekilince de, dinleyen kimsenin özünde yeni yeni niyetlere, kararlara ve nihayet oluşlara vesile olur. Bir arifi ziyaret edersiniz, yüreğinizde büyük büyük hayırlara niyetler oluşur, kararlar oluşur. O gönül daha önce de sizde vardı ama bu niyetler yoktu. Peki nasıl oluşuyor bu niyetler, bu meyiller? Herhangi bir telkin olmadan bile oluşur. İşte bu ariflere lütfedilen ilahi nurların oluşturduğu pozitif enerji ikliminin tabii iyi bir sonucudur. İşte böyle bir iklim içerisinde söz tohumları gönül toprağına ekilmeye başlanırsa, nazarlar efendim bir şekilde şahsiyeti mayalamaya başlarsa, orada oluş dediğimiz kişideki bilgiden ziyade hale dönüş durumları ortaya çıkar. İbn Ataullah sözün sahibiyle ilgili bir başka inceliğe de aynı hikmetinde şöyle dikkat çeker. Konuşmak için kendisine izin verilen kimsenin ifadeleri diğer gönüller tarafından anlaşılır. İşaretleri açık ve kolay bir şekilde idrak edilir. Fakat sana izin verilmeyecek olursa nice hakikatler ve hikmetler güneş tutulması gibi nurları tutuk, sönük ve zayıf bir durumda ortaya çıkarlar. Bu hikmetteki, daha doğrusu hikmetin bu bölümündeki sır, sözle ilgili daha başka bir derinliğe işaret ediyor. O da bir hakikatin söylenmesine manen izin verilip verilmeme meselesidir. Bu izin kim tarafından nasıl verilecek ve en önemlisi nasıl anlaşılabilecektir? Bu hikmetin açıklamasını yapan şarihlerin konuyla ilgili farklı izahları vardır. Gerçekten İbn Ataullah'ın bu El-Hikem adlı eserine, araştırmacıların beyanına göre 250 kadar şerh yazılmıştır. Ne büyük bir demek ki mübarek, hayırlı bir zat ki Cenab-ı Hak 250 kadar alimi, arifi onun sözleriyle bir şekilde beslemiş, herkes onu daha güzel anlamanın çabası içine girmişler. Bazıları bu şarihlerden, bazıları bu izinden maksadın şer'i bir izin olduğunu, yani Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir izin olduğunu ve dolayısıyla izin çerçevesinin de söylenecek sözün muhtevasının doğru olması, güzel bir üslupla söylenmesi, muhatabın dinlemeye müsait olması ve yine onun anlayış seviyesinin gözetilerek söylenmesi gibi bir takım hususlar olduğunu beyan etmeye çalışmışlardır. Yani Kur'an ve sünnette sözle ilgili tavsiyeler, edepler, çizilen çerçeveler, üsluplar, neyse o çerçevede söylenmesi gerektiğini dikkat çekerek iznin böyle bir izin olduğunu, yani meşru bir çerçeveden çıkan bir izin olması gerektiğini söylemişlerdir. Elbette sözle ilgili bu hususlar önemlidir. Ancak burada sanki daha farklı bir noktaya işaret edildiği söylenebilir. Şöyle ki, özellikle dini, ruhi ve batıni hakikatlere dair söz söyleyen ve Allah'ın kullarını terbiye ve tezkiye maksadını gözeterek sözü vasıta olarak kullananların daha ince ve derin bir söz edebine dikkat etmeleri gerektiğine işaret edilmektedir. Efendim, insanı eğitmek, terbiye etmek, onu irşad etmek çok çok hassas bir konudur. Çünkü insana dokunuyorsunuz, insanın zihnine dokunuyorsunuz, insanın kalbine dokunuyorsunuz. İnsana bir anlamda hayat rotası çizmeye çalışıyorsunuz. Bu hakikaten son derece hassas, son derece önemli bir meseledir. İnsan
hevasıyla, yani kendi arzularıyla, kendi istekleriyle, kendi canı öyle istediği için rastgele bir şekilde birilerinin hayatına yön vermeye, gönlünü dönüştürmeye, fikrini bir şekilde etkilemeye çalışırsa, hevadan kaynaklanıyorsa, işte bu hareket noktası insanın nefsinden kaynaklanıyorsa, çok büyük manevi bir mesuliyet yükleniyor demektir. Bu bakımdan birilerine rehberlik, kılavuzluk yapacak noktada söz söyleme yetkisini kendisinde bir şekilde gören insanların hakikaten belki söze başlamadan önce Allah'a bütün benlikleriyle sığınmaları gerektiğini düşünüyorum. Şeytanın eşlik ettiği, nefsin eşlik ettiği sözler ve o sözlere inanarak kendisine hayat yolu çizen kimselerin varlığı da dikkat edilecek olursa ne büyük bir mesuliyet olduğu kolayca anlaşılır. Zira bu nevi terbiye, tezkiye ve irşat maksatlı söz söyleyenlerin bu kelamı sadece kelimelerin dizilişinden meydana gelen, zorlanarak ifade edilen, halini taşımadan, söylediği sözün hali üzerinde olmadan ve hakkal yakin mertebesinde tadılmadan hikmet görünümlü bir söz söyleniyorsa, işte burada da çok farklı bir sorumluluk var demektir. Halini yaşamadığınız, hakikatine vakıf olamadığınız, bir takım yerlerden duyup öğrendiğiniz sözleri sadece naklederek, hele hele bir de kendinizi arif ve hakim yerine koyarak söz söylemeye çalışırsanız, burada o sözü söyleyen kişinin kendi nefsi açısından ciddi bir tehlike söz konusudur. Ve işte bu çerçevede terbiye, tezkiye ve irşat maksatlı insanlara yön çizici mahiyetteki konuşmalar, bunu yapan kimseler, bu konuşmaları yapan kimseler hassas olmalı. Hatta şöyle denilebilir, belki onlar konuşmamalı, konuşturulmalıdırlar. Yani bir şekilde nasıl olacak bu? Bu ise tasavvufi bir ifadeyle, hele hele dini bir konuda, kulluğu ilgilendiren bir konuda, insanları Allah'a yönlendirmede söz konusuysa bu konuşmalar, bunu yapan kimsenin tasavvufi manada fenafillah ve bekabillah hallerini bir şekilde tatması, onların içine girmesi, yaşaması gerekir. Büyüklerin işaretleri böyle. Yani kendini aradan çıkarıp yalnız Allah için olabilmesi. Diğer bir ifadeyle her şeyi lillah, billah, ilallah ve minallah çerçevesinde, yine sufilerin ifadesiyle. Yani bunu şöyle tercüme edebiliriz. Bir söz konuşulacaksa bu Allah için olmalı, Allah ile olmalı. Yani o sözü konuşurken Allah unutulmamalı. İlallah olmalı. Yani o söz insanı Allah'a doğru yaklaştırmalı. Ve minallah olmalı. Yani Allah'tan gelen vahiylerle, bilgilerle, ilimlerle, işte ayet ve hadislerle beslenen bir söz olmalı. Belki çok bir radyo programında ağır ifadeler olabilir. Ancak her sözünde bir nasibi var. Kim bilir, bu sözler yine ariflerimizin, hakimlerimizin bu sözleri nice gönüllere farklı tohumlar olarak düşecektir. Elbette bu hale ermek kolay değildir. Bu söylenilen kıvam sıradan bir kalite, sıradan bir seviye değildir. Samimi bir mücahede ve gayrete, ciddi anlamda nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesi gayretine giren,
seyri sülükünü diğer bir ifadeyle bir şekilde başarılı bir şekilde gerçekleştiren kullara Rabbani hususi bir hidayetin, belki hidayetlerin eşlik etmesi, yani ilahi tevfikin, Allah'ın muvaffak kılmasının, ilahi rahmetin o kuluna bir şekilde erişmesi ve neticede kulun seçilmişlerden olmasıyla, istifa dediğimiz o seçilmiş kullardan olmasıyla gerçekleşebilir. Söze izin verilmesi, satırlardan elde edilen malumatın belli plan ve kalıplar içerisinde aktarılmasından ziyade irfan sahiplerinin gönüllerinde hissettikleri hususi bir duyguyla, buna ilham da diyebilirsiniz, ilhamla söz vaktinin geldiğini anlamaları şeklinde tahakkuk eder. Bu iç doğuş ya da içe doğuş, anne karnında tekamülü tamamlanmış yavrunun zuhura gelmesi gibi zaruri bir doğuştur. Gönülden doğan bu sözde nefs kokusu hissedilmez. Birilerinin itibarını kazanmak ya da fesahat ve belagat kaygısı güdülmez. Güzel söz söyleyeyim, hikmetli söz söyleyeyim de insanlar etkilensin ya da insanlar bize hakim nazarıyla baksın, arif nazarıyla baksın, bizi derin kimseler zannetsin niyetiyle söylenmez. Bu izinli sözler tabiri caizse Rabbin gönlüne lütfettiği o ilahi hikmetler son derece tabii, zorlanmadan ifade edilen samimi bir yürekle, yürekten çıkan sözlerdir. Böyle söz söylemek ham insanların değil esasen kamil insanların harcıdır. Büyükler bunun taklidine bile izin vermemişlerdir adeta. Zira bu alanda söz söylemek mukallitlere yani taklitçilere uygun görülmemiştir. Reşahat adlı eserde anlatılan şu kıssa bu konuda güzel bir misal olabilir. Söze izin verilmesi anlamında. Ubeydullah Ahrar Kuddise Sırru anlatır. Bir gün Derviş Ahmet'in meclisinde hazır bulunuyordu. Gayet ince ve yüksek sözler söyledi. Ve peşinden bu sözlere mağrur olup böbürlendi. Sanki zannetti ki o sözler kendi istidadındandır, kendi içinden kaynıyor. Meclistekilere öyle kibirli bir tavır göstererek dedi ki, ben o kimseyim ki gizli hakikatler ve gerçek marif benim vasıtamla kulaklarınıza erişir. Fakat siz onların kadrini bilmez ve teşekkürünü eda etmezsiniz. Onun bu tavrı bana gayet giran geldi, çok ağır geldi. İçimden dedim ki, bu hakikatlerin senden doğduğunu nereden anladın? Bu mecliste bulunanların bazılarının sana manaları ilham edici ve cezbe yoluyla sana aşılayıcı bir istidat taşımaları mümkün olduğunun için düşünmüyorsun. Yani diyor ki belki dinleyenlerin o müthiş bir kalbi çekimleri neticesinde senden bu hikmetli sözler sudur ediyor. Niye kendine nispet ediyorsun? Çoğu zaman Cenab-ı Hak hikmeti dinleyenlerin istidatları ve iştiyakları ölçüsünde konuşan insana lütfeder. Devam ediyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Üstümde değirmi yakalı bir cübbe vardı. Başımı cübbemin içine çektim ve iki şehadet parmağımla kulaklarımı tıkadım. Nefesimi de hapsedip dedim ki ben senin sözünü işitmiyorum. Bakalım ne türlü mariften bahsedebileceksin. Birdenbire nutku tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı. Bu halin kendisine kimden geldiğini anladı ve kürsüden bana hitap etti. Bu fakirin nutkunu bağlayıp dinleyenleri mahrum bırakmakta sebep nedir? Yine konuşamayıp yerinden indi. Ben de kendimi halk içinde onun gözlerinden gizledim. Yine Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyurur ki, bir kimse ululardan birine başvurup vaaz etmek istediğini söyledi ve ne niyetle vaaz etmesi gerektiğini sordu. Ulu kişi günaha niyet etmenin faydası olmadığı cevabını verdi. Bu cevap doğrudur.
Zira vaktinden önce nasihat günahtır. Ve bu cevaptan anlaşılan şudur ki, söz yüce bir şeydir ve zamanında ve yerinde olmalıdır. Şimdi onun zamanını göstereyim. Tasavvuf büyükleri bu bahiste derin tahkikte bulunmuşlardır. Söz söylemek, dilin gönülle, gönlün de hakla olduğu zaman makbuldür. Bakınız bu cümlenin, ifadenin altını bir daha çizelim. Ne zaman efendim söz söylemek sahih oluyor, doğru oluyor? Diyor ki Ubeydullah Hazretleri, söz söylemek dilin gönülle, gönlün de hakla olduğu zaman makbuldür. Sohbetin başında ifade ettiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisini tekrar hatırlayalım. Aynı hadisin sanki bir başka cümleyle ifadesi gibi. Efendimiz ne buyuruyordu? Allah'ı unutarak konuşmalar yapmayın, fazlaca konuşmayın. Allah unutularak yapılan konuşmalar kalbi katılaştırır buyuruyordu. Öyleyse özellikle dini konularda ya da insanlara yön veren uyarılarda, tavsiyelerde, nasihatlerde bu sırra dikkat etmek gerekiyor. Kendisini üst bir noktaya konumlandırmadan Allah için samimi bir niyetle yüreğinden gelen hakikatleri, doğruları yapmacık bir role bürünmeden, tiyatro yapmadan tabiri caizse aktarabilmek gerekiyor. Fesahat ve belagata kendini zorlamak, olmadığı şekilde görünerek söz söylemeye çalışmak, sözün özünü çürütüyor. Daha doğrusu sözü anlamsız, kabuktan ibaret bir hale sokuyor. Nizamettin Hamuş Hazretleri'nin şöyle güzel bir ifadesi var. Der ki, nefsinin kötülüklerinden arınmamışsan, konuşsan da, sussan da faydasızdır. Ama eğer nefsini arıtmışsan, kendini aradan çıkarmış isen, o zaman söz de faydalıdır, sükût da faydalıdır. Hülasa, söz söyleme sanatı, ehli irfan indinde fesahat ve belagat ilminden ziyade gönlün nurunu artırmakla gerçekleşir ve kemale erer. Esasen tabi hak dostlarının, bu hakimlerin, bu ariflerin bu ölçeklerine göre söz söylemek kriteri belirlenecek olursa herhalde söz söyleyecek insan sayısı azın azıdır. Ama Hasan-ı Basri Kuddisesi Ruh'un bir sözü var. Hazret böyle bir sohbete başlayacağı zaman ya da cemaat kendisini dinlemeye hazır olduğu zaman demek ki kendini levmederek, biraz da belki kınayarak, gerçekten tevazuya bürünerek şöyle dermiş. Kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu dini mübini facir, yani günahkar bir kimseyle de güçlendirir, teyit eder, destekler. Şayet Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu sözünü bilmeseydim, ben sizlere bugün konuşmaz, sohbet etmezdim der. Yani şöyle ifade edelim. Henüz bu kıvama, bu ariflerin söylediği gönül kıvamına, irfan kıvamına erişemedik diye bir takım hakikatleri söylemekten de geri durmak efendim elbette gerekmiyor. Emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifemiz çerçevesinde bildiğimiz hakikatleri elbette öncelikle yaşamak sorumluluğumuz var. Ama bilmeyenlere aktarmak gibi ayrı bir sorumluluğumuz var. Öyle olunca belki bugün ifade edilen hikmetteki efendim inceliği şöyle kendi dünyamıza taşıyabiliriz. Hedef olarak
gönül iklimini daimi bir şekilde Allah'la beraberlik şuuruyla dokuma gayretini sürekli kılmakla beraber, Allah'la beraberlik şuurundan gafil olmadan Allah'ın kullarına yine ihlas ve samimiyeti ondan dileyerek, onun rahmetine sığınarak güzel sözleri aktarmak, söylemek, öyle tahmin ediyoruz, öyle inanıyoruz, öyle zannediyoruz ki bu aktaranı da mesuliyetten kurtaracak. Belki kim bilir onun o samimi niyetine Allah o tahkikten, o hakikatten de kendisine bir nasip lütfedecektir. Efendim, hikmetli söz söyleyebilecek, hikmetli gönüller lütfetmesi niyazıyla hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.